Merhaba arkadaşlar. Video kalitemindeki sesle ilgili bazı arkadaşlarımdan, yakın arkadaşlarımdan negatif yorumlar aldım. Aslında negatif yorum değil. Daha iyileştirmem, bir yankı yaptığını söylediler. Değerlendirmeleri yaparken iki tane mikrofon sipariş ettim. Bunlardan bir tanesi yaka mikrofonu. Amazon'dan en ucuz mikrofon. Şu an onu kullanıyorum. Bir tanesi de meşhur Rode'un Wireless Go mikrofonu. Şu an buna unboxing, yani kutu açma yapacağız. Ben de içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ürünü sipariş ettim, geldi. Videoyu çekmeden de açmak istemedim. Hemen bakalım ne varmış içinde. Heyecanlıyım bu ürün için. Birçok video çekiyorum ama bir şekilde ses şimdiye kadar hiç çözemediğim sorundu. Bu sadece bir kapak. Şöyle kenara koyalım bunu. Rob'un yine bir ayrı bir kutusu var. Bunun üzerinde açma şey var. Buradan açıyoruz. Açtım. Ve içinden iki tane küçücük mikrofon çıktı. Yine ayrı bir kutu yapmışlar sanırım. Kutunun üst parçası ve alt parçası. Şimdi bakalım bunlara. Bununla ilgili ben çok araştırmalar yapmıştım internette. Alamadım ben bunu. İçinden gelen şeyler. Bakalım. İki tane USB-C USB-C'den normal USB'ye kablo. Yanlışlıkla açtım ben bunu. Az önce basarken. Bir verici, bir alıcı, iki tane Rode mikrofon. Bir tanesinin üzerinde mikrofon özelliği var. Ayrıca yaka mikrofon kullanmak isterseniz yaka mikrofon girişi de mevcut. Bu da alıcı. Buradan sesi direkt kameraya ya da telefonu, hangi cihaza kullanıyorsanız ona kaydetmenizi sağlıyor. Benim ilk Rode mikrofonum. Daha önce shotgun mikrofonlar var, kamera üstü. Onlara bakıyordum. Buna nasipmiş. Kutu içinden bir tane kırmızı kablo çıktı. Kamera aparatı için sanırım. Mikrofondan çıkıp kameraya giriş için. Rüzgarlı havalarda sesi kesmek için difüzör koymuşlar. Bu difüzörler iki tane. Şunları temizleyelim şuradan. Nem giderici. Important safety. Basit bir kullanım kılavuzu. Taşıma çantası. Kutunun içinde de başka bir şey yok. Şurada hızlı bir şey yapmışlar. Nasıl çalışacağına dair. İnternet sitesine şu ilgili siteye yönlendiriyorlar ya da QR kodtan okuyorsunuz. Bu Rode Wireless Go. Yurt dışında çok popüler. Türkiye'de bununla ilgili bir video görmedim. Şimdi şu an ses kaydı aldım mikrofonu. Gayvaz alan mikrofon diye geçiyor sanırım. Bunu Amazon'dan aldım. Tam ismini bilmiyorum. En ucuz buydu. Bunu denemek için almıştım. Beraber sipariş ettim. O da şunun için. Eğer ki bunu takamayacağım yer olursa ya da bunu cebime takmam gerekirse diğer yaka mikrofonunu takabileyim diye. Birçok yorumlarda bu cihazın tek başına iyi olduğu, yeterli olduğu söylenmişti ki üzerine ucuz bir yaka mikrofonu takarsam belki daha kötü bir ses kaydı olacak.
Şu an ürün bu. Beni duyduğunuz sesimi. Ve videoda ilave olarak en son sonradan iki farklı ses, bir robotun sesini bir de bunun sesini yan yana koyacağım. Hangisi daha iyi? Onu anlayacaksınız, değerlendirirsiniz. Bunun şöyle bir güzelliği var. Bunlar wireless ve oldukça uzun mesafe, 50-50 metre falan. Bir dakika. Ezber konuşmayayım. 7 saat. 2,4 GHz'den birbirlerine bağlılar. Mesafeyi şu an göremedim ama izlediğim videoların bir tanesinde 50 metre, 100 metre civarında gidiyordu ve bu ikisi birbirini görüyor. Yani arada duvar olmadığı sürece açık sahilde gidiyordu. Şu güzelliği var. Siz kamerayı bir yere kurup ekranın önünde ya da bir duvarın önünde bir şeyin önünde rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Arada kablo olmuyor. Şimdi bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Dediğim gibi Rode Wireless Go. Kapağı bu. İki tane küçücük ürün çıkıyor. Şimdi bu kıyas karşılaştırması için şöyle değerlendirebilirsiniz. Avuç içine ikisi de sığıyor. Bakın. İkisi de avuç içine sığdı. Bir tane küçük kablo. Bunu direkt cihazdan şeye bağlıyorsunuz, kameraya. İki tane, bu güzel bir detay olmuş. USB-C şarj aleti. Hani ayrı ayrı şarj etmek yerine ikisini de aynı anda şarj edebilirsiniz. Şarjı da ne kadar gidiyor onu bilmiyorum. Teknik özelliklerine bakmam lazım. 7 saate kadar diyor bir şarjda süre. Böyle ürün bu, sadece kutu açımı, ön değerlendirme, ayrıca bir video yapacağım. Bu videonun sonuna da ses özetini koyacağım. Şu anda Rode'dan ses alıyorsunuz. Diğer Rode'un üzerinde dışarıda gürültü var. Matkapla bir şeyler kırıyorlar. Bu üzerinde koruyucu olmadan sadece farkı göstermek için. En ideal bölgede göğüs bölgesi diyor videolarda. Ona ayrıca bakacağım. Uzun değerlendirmeden sonra karar vereceğim. Şu an ses kaydı denemesi için bir üzerindeki diffuser'la, diffuser olmadan ayrıca diffuser esnek buraya bastırdığınızda takılıyor. Kolay düşebilir ama. Bu şu anda başka hiçbir şey takmanıza gerek yok. Bunu direkt takıp kullanabilirsiniz. Ayrıca az önce kullandığım mikrofon buydu. Amazon'dan aldım bunu da. 12 pound falan sanırım. 12-13 pound'tu. Bunun da önünde yine bir küçük bir diffuser var. İkinci setup da şöyleydi. Bu Huawei P20 Pro için adaptör kablo. USB-C'den direkt telefona bağlıydı ve ses kaydını telefonun, Huawei'nin kendi aplikasyonundan yapıyordum. Buydu. Şimdi yine bu karşılaştırmaya bakalım. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Bu sesi de ilave edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Umarım keyifli bir yayın olmuştur.